Sayın seyirciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tamer Bey, sevgi, öfke, aile, çok şeyler hakkında konuşmuştuk değil mi? Tabii, ayrıca de anlıyoruz ki çocuklar bize yüce yaratıcımızdan, Rabbimizden, Allah'ımızdan emanet olarak verilmiş aile bireyleri. Evet. Dolayısıyla nasıl İsa Mesih onlara değer veriyordu? Bırakın çocuklar bana gelsin. Çünkü göksel egemenliğinin vatandaşları onlardır. Evet. Bundan dolayı biz de çocuklara çok dikkat edelim. Onlar çok önemlidir, çok değerlidir. Hı hı. Rabbin sevgisini onlara da paylaşalım. Onlara da aktaralım. Peki nasıl paylaşabiliriz? Onlar o yüce yaratıcımızın sevgisini ve tabii ki bizim anne baba olarak sevgimizi nasıl paylaşabiliriz çocuklara? Evet. Yani biz insan olarak değişik yollarla sevgimizi gösterebiliriz. Her insan aynı olmadığı için değişik bir şekilde sevgisini gösterebiliyor. Tabii. Ve bazen bunları bazı kategorilere de koyabiliriz diyebiliriz, hı-hı, değil mi? Tabii. Örnek olarak bazıları onaylı sözleri çok severler. Yani çocuk... Hangi onaylı sözleri siz tercih ediyorsunuz örneğin? Siz ailenizde ne diyorsunuz? Yani oğluma genelde canım derim. Ha, güzel sevgi sözleri. Aynen, aynen. Ya da kuzum. Evet. Bazen evet. de kızıp duruyor, diyor ki anne ben artık büyüdüm, kuzu değilim. Evet. Ama koskoca insanım. Aynen. Ama benim için o ne dediğimi anlıyor. Çünkü her zaman benim için kuzum olarak kalabilir. Tabii. Peki güzel bir şey yaptığı zaman. Evet. Güzel bir şey yaptığı zaman. Takdir sözleri, evet, söyleyebilir miyiz? Bravo. Aynen. Onlar, çok güzel. Onlar çok önemli. Bunları demesek de çocuklar gelişemezler. Yani evet, her yaptığını ya sen ne yapıyorsun, neden bunu yapıyorsun dediğimizde gelişimi kısıtlıyoruz. Evet, evet. Aslında ondaki o yaratıcılık ruhunu, gelişme ruhunu bir nevi biz engellemiş oluyoruz, yavaşlatmış oluyoruz. Evet. Çocuklarımıza iyilik yapmak istiyorsa, gelişmeleri istiyorsak onlar muhakkak ve muhakkak onay sözleri, evet, bravo, güzel, çok iyi, başardın, tebrikler diyeceğiz değil, evet, mi? Evet, evet, aynen. Ve çocuklar değişik değişik çağlardan geçiyor. Evet. Yani küçük bir çocuk iyi ki varsın diye hissetmesi gerekiyor. Tabii, tabii. Ondan sonra büyüyünce yavaş yavaş emekliyorlar, her tarafa bakıyorlar. Bazı eşyaları ağızlarına alıyorlar. Yeni dünyalarını keşfediyorlar. Tabii. O zaman tabii ki bakabilirsin, dikkat edebilirsin. Yani bulduğun her şeyi dikkatle inceleyebilirsin diye dikkat etmemiz lazım. Tabii. Yani tehlike eşyaları biz almamız lazım. Biz tabii, dikkat tabii, etmemiz lazım. Koruma altına alacağız. Aynen. Kırılgan, tehlike arz edebilir. Bütün cisimler, ne varsa evde, onları çocuklarımızdan uzak tutacağız ki çocuklara zarar vermesinler. Aynen. Ve ondan sonra büyüyünce ben kimim, neredeyim, yani oğlan olmak, kız olmak nedir, benim bu ailenin içinde parçam nedir, ben neyim burada diye güzel tepkiler vermemiz gerekiyor. Örnek tabii, olarak iyi ki varsın, iyi ki bir oğlansın ya da ne kadar değerli bir varlıksın. Değil mi? Önem vermemiz gerekiyor. Çünkü zaten Kutsal Kitap öyle diyor. Onlar bizim için çok değerli. Evet. Onların egemenliği, Rabbin cenneti onlarındır, çocuklarındır. Evet. Kutsal Kitap'ta bahsediliyor. Birçok çocuklar annesi babası olmasa da onlar cennette olacaklar. Evet. Ve bazen hiç bilmeden bazı tepkileri veriyoruz. Örnek olarak bir çocuk bir şeyi araştırmak istediği zaman sert sert bir bakışla ona bakabiliriz. Hı-hı. Ama o anda çocuk onun farkına varsa belki durup istediğini uygulamaz. Evet. Yani dikkat etmemiz lazım. Bakışlarımızı da. Evet, hareketlerimize, bakışlarımıza. Evet. Ama aynı zamanda da düşünerek nasıl yardımcı olabilirim bu çocuğa? Nasıl bunun gelişmesine yardımcı olabilirim diye, tabii, dikkat etmemiz lazım. Ama biliyorsunuz ki bizim toplumumuzda nasıl diyeyim? Babalar, anneler ikisi de çalışıyor. Evet.
Sabah erken işe gidiyorsunuz, akşam geç saatlerde dönüyorsunuz. Dönünce de yorgun oluyorsunuz, zaman ayıramıyorsunuz. Evet. Bir de işiniz o kadar önemli ki aileniz artık önemli olmuyor, işiniz daha önemli oluyor. Evet. Hatta işiniz için sağlığınızdan da olabilirsiniz ama aileniz neredeyse çok öncelik sırasında çok aşağıda kalıyor. Evet ve çocuklar bunun farkındalar. Tabii tabii. Yani ikinci kategori insan olduğunun farkındalar ve çok üzücü. Anlayabiliyorlar değil evet, mi? Evet demeseniz bile örnek olarak bir şey sormak istediği zaman susar mısın, yorgunum, başım ağrıyor, sonradan yapalım dediğiniz zaman çocuk tamam ben önemli değilim, benim burada doğru düz bir yerim yok ki ne yapabilirim diye yanlış yollardan yürüyebilir. Tabii. Ondan dolayı zaman mı geçirmemiz lazım? Evet. Onlara? Nasıl bir zaman? Örneğin ben geldim, televizyonun önüne çıktım, aldım popcornumu. Çocuk ise orada dolaşıyor, sus, engel olma, televizyon ve gazetemi aldım, gazete okuyorum. Evet. Yani beraber bir şey yapmanız lazım. Buna quality time, yani kaliteli. Beraber zaman geçireceğim. Oynayacağım mı çocukla? Evet, oynayacaksınız, konuşacaksınız. Yani yan yana değil, beraber bir şey yapmanız lazım. Oo. Bu çok önemli olacak. Çünkü bunu küçük yaştan yapmadığınız zaman büyüyünce evet. Çocuklar size bağlı kalmayacaklar. Tabii, tabii. Yani değişik insanları bulup onlarla bir bağ kuracaklar. Kaçacaklar sizden. Evet. Aynen. Tabii. Aynen. İlk fırsatta ya sokağa kaçacak ya başka şehire veya başka bir ülkeye. Evet. Yani birbirinize bağlı kalmanız lazım. Tabii. Ve aslında evimiz çocuklar için cennet gibi olmalı. Tabii. Yani o kadar sevgi dolu bir anne baba olması gerekiyor ki bazen biz burada tabii ki stresli dönemlerde belki tabii. Bunu başaramayız. Kesinlikle. Ama yine de yapabilirsek dikkat etmemiz gerekiyor ve dediğimiz gibi her insan aynı değil. Sevgimizi evet. Değişik yollarla gösterebiliriz. Birisi belki güzel sözleri sevebilir. Tabii. Ama başka kişi belki beraberliği sever. Güzel zaman geçirsin. Aynen. Babasıyla, annesiyle. Evet, örnek olarak birkaç tane çocuklarınız varsa birisini alıp da hadi beraber alışverişe gidiyoruz diyelim. Onun için çok önemli olabilir. Tabii. Çünkü 3 tane çocuk var. Genelde her çocukla zaman geçiriyorsunuz. Ama o zaman sadece sizin zamanınız olacak. Ve bazı çocuklar için o çok önemlidir. Belki birinci çocuk için öyle olmaz ama ikinci çocuk için öyle olabilir. Tabii. Yani tabii. Dikkat edelim. Çünkü çocukları inceleyelim. Neyleri seviyor? Nasıl bir şekilde sevgilerini gösteriyor ya da istiyorlar bazı çocuklar? Ben şimdi bunu istiyorum rahatça diyebilirler. Ama bazıları bunu başaramıyorlar. Yani dikkat edelim çocuklara. Ve başka çocuklar da armağan almayı çok severler. Yani küçük bir şey olsa bile... Hediyeler. Aynen. O hediye görünce tamam ben güzel bir şey yaptım, ödüllendiriliyorum. Evet. Demek ki bak beni seviyorlar, bana hediye aldılar. Evet. Bayram geliyor, bayramlık hediyesi aldılar, kıyafet aldılar. Takdir belgesi geldi, evet. Okuldan hemen hediye alındı. Demek evet. Ki bana önem veriyorlar. Evet. Benim eğitimime, aldığım sonuçlara ben önemliyim, ailede önemli bir insanım. Evet ama... Sevilen bir insanım. Evet ama yine de orada da dikkat etmemiz lazım. Yani çok hediyeler alındığı zaman sınırı da kaçırabiliriz. Tabii. Hani hele şimdiki zamanda çok dikkatli olalım. Kesinlikle. Evet ve öbür tarafta da hizmet davranışları var. Bu ne demek? Yani örnek olarak iyi bir şey başkası için yaptığınızda. Evet. Yani örnek olarak çocuğun odasına gidip de beraber odasını toplamak. Ha. Ya da öbür tarafta bir okul için bir şeyler hazırlaması gerekiyordu. Beraber belki o problemi çözmek, tabii. Ödevi yapmak ya da değişik şeyler. Yani çocuğa bağlı olacak. Yani çocuk bunu annem benim için şu an yaptığını anlasa kendisini çok önemli görebilir. Tabii. Ama başka çocuklar da fiziksel teması çok severler. Yani annem beni kucağıma aldı diye çok isterler. Bana sarıldı annem, beni öptü, evet. Kucakladı. Aynen. Evet. Hani bizim selamlaşırken tokalaşıyoruz örneğin. Aynen. Çocuk, bazı çocuklar bunu çok seviyor demek.
Evet. Değil mi? Bu böyle olunca demek ki ben seviliyorum. Evet. Annem, babam, dedem, anneannem beni seviyorlar. Bana sevgisini gösteriyorlar. Evet. Ve dediğim gibi her çocuk aynı değil. Belki birkaç tane sevgi yolu, yöntemi. Aynen, yöntem diyebiliriz. Yöntemini bir araya getirebilir. Tabii. Örnek bazıları onaylı sözleri ve fiziksel teması severler. Evet. Demek ki biz anne baba olarak çocuklarımıza farklı farklı yollardan onları sevdiğimizi gösterebiliriz. Evet. Nasıl? Güzel takdir sözleriyle, onay, evet, sözleriyle. Bravo, çok güzel, iyi yaptın, ne güzel, evet, iyi ki varsın. Değil mi? Evet. Ve onlarla zaman geçirerek sevgimizi gösterebiliriz. Ben seviliyorum, bak benimle oynuyor babam, annem. Veya başka onlara birlikte yardım etmek, onlarla birlikte güzel, yararlı şeyler yapmak veya hediyeler almak. Sizin söylediğiniz gibi, bravo, takdir ediyorum seni, şu hediyeyi alalım ve temasta bulunmak. Bunlar sevginin farklı farklı dilleri gibi, aynen, yolları gibi, değil mi? Aynen. Ve bazen dikkat ettiğimizde çocuklar bazı seçenekler yapıyor. Örnek olarak benim oğlan, hı-hı, fiziksel teması sevsem, evet, ben örnek olarak ama hediye almayı sevsem, hı-hı, belki arada bir çelişki olabilir. Yani dikkat, tabii, edelim çocuklara. Evet. Yani çocuk neden annem şimdi bana sarılmadı diye haykırabilir. Doğru, doğru. Yani öyle bir problem çıkabilir. Ve o yüzden dikkatli olalım. Öyle olursa siz ne yapacaksınız? Siz şimdi sevmiyorsunuz diyelim ki fiziksel teması. O zaman kendinizi zorlayacaksınız ve çocuğumun anne sevgisi olduğunu, annesi onu sevdiğini anlaması için ona sarılacaksınız, öyle mi? Evet, aynen. Bu çocuk için önemli. Çünkü çocuk bunu o küçük yaşta belki daha anlayamaz. Ama siz kendinize dikkat edebilirsiniz, kendinizi değiştirebilirsiniz ve çocuğunuza yardımcı olabilirsiniz. Tabii. Yani problem çıkartmadan, tabii, çocuk... Rab bizi seviyorsa o sevgiyi, bu sevgi dillerini kullanıp çocuğumuza da aktarmamız gerekiyor. Aynen Tamer Bey. Çok teşekkür ederim. Sayın seyirciler, bu program burada sona eriyor. Eğer sorularınız varsa ekrandaki e-posta adresine gönderebilirsiniz, sorabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle, esen kalın.